Arif'le beraberiz burada ve aynı zamanda Başkan Yardımcısı Degindos bize eşlik ediyor. Şimdi burada olan kişilerin haricinde video üzerinden bize bağlananlar da var ve orada biraz konuşurken mikrofonunuzu açarsanız seviniriz. Ben bu arada Wolfgang Kreutzel ve şimdi ben sözü Sayın Lagarde'a bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum Wolfgang ve herkese iyi yıllar dilemek istiyorum. Bu yılın başından beri birbirimizi görmedik. Biraz geç oldu ama geç olmasın. Başkan yardımcısı ve ben sizleri bu yılın ilk faiz toplantısında hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün yönetim kurulu 3 ana faiz oranını sabit tutma kararı aldı. Elimize ulaşan veriler daha önceki verilerimizi ve orta vadeli enflasyon beklentilerimizi teyit eder nitelikteydi. Enerji konusuyla alakalı olarak manşet enflasyonuna alakalı baz etkisini gözlüğümüzde enflasyonun aşağı getiren gelişmeler devam etti ve önceki faiz artışlarımızda etkili bir şekilde finansman koşullarında kendisini göstermeye başladı. Sıkı finansal koşulları talebi baskılıyor ve bu da enflasyonu aşağı getiren bir gelişme oluyor. Biz burada enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefimize zaman içerisinde ulaşma konusunda kararlıyız. Mevcut koşulları değerlendirdiğimiz zaman Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları şu anda yeterli bir süre için bu seviyelerde kalarak bizi bu hedefe getirecektir. Önümüzdeki dönemde alacağımız kararlar politikamızın gerekli olduğu takdirde sıkı kaldığı sürece gerçekleşecektir. Veri yaklaşımlı karar mekanizmamızı devam edeceğiz ve burada sıkılaşmanın ne kadar süre devam edeceğine de gelen verilere göre bakacağız. Ve enflasyon öngörünümüne bakınca da ekonomik veriler burada belirleyici olacak. Enflasyonun altında yatan dinamikler ve para politikasının geçişkenliği konusunda zamanla karşımıza çıkacak. Bugün alınan kararlar basın bülteninde web sitemizde yer alıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz daha detaylı olarak ekonomiyi nasıl gördüğümüzü, enflasyonu nasıl gördüğümüzü paylaşacağım. Sonrasında finansal ve parasal koşulları da aktaracağım. Ekonomik faaliyetlere baktığımız zaman Euro bölgesi ekonomisi son 2023'ün son çeyreğinde biraz durgunluğa uğradı gibi duruyor. Elimizdeki verilere baktığımız zaman yakın gelecekte zayıflamaya işaret ediyor. Ama bir şekilde elimize ulaşan geleceğe ilişkin anketler önümüzdeki dönemde büyümenin canlanacağını öngörüyor. İstihdam piyasası güçlü durmaya devam etti. İşsizlik oranı %6,4 seviyesinde gerçekleşti Kasım ayında ve Euro kurulduğundan bu yana, hayata geçtiğinden bu yana en düşük seviyeye geldi ve iş gücüne katılım oranı da yüksek seviyelerde bulunuyor. Aynı zamanda iş gücüne talepte bir miktar artış var ve burada daha az açık iş pozisyonları olduğunu görüyoruz. Hükümetler enerjiye dayalı olan destek mekanizmalarını bir şekilde azaltmaları gerekiyor. Çünkü bu orta vadeli enflasyon beklentilerini yukarı taşıyor. Mali politikalar hayata geçirilirken ekonomimizi daha rekabetçi olması gerekiyor ve aynı zamanda yüksek borçluluk oranları, kamu borçluluk oranlarının da aşağı gelmesi gerekiyor. Yapısal reformlar Euro bölgesinin arz kapasitesini canlandırmalı ve Next Generation EU programı ile beraber burada biraz daha orta vadede fiyat baskılarının azalması bekleniyor. Hem dijital hem de yeşil dönüşümde bu programla beraber devam etmesi bekleniyor. Ecofin tarafına bakınca da hükümetlerin burada yönetimle ilgili aldığı kararların bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Böylelikle gecikmeden yeni kuralların hayata geçmesi gerekiyor. Bir taraftan da Sermaye Piyasaları Birliği'nin ve hayata geçmesi ve Bankacılık Birliği konusunda da tamamlanmanın sağlanması gerekiyor. Enflasyona döndüğümüz zaman %2,9 oranında arttı Aralık ayında ve daha önceden bazı mali alınan
alınan kararlar o konudan bir noktada aşağı getirildi. Bundan muaf tutuldu ama yine de beklentilerin altında geldi. Baz etkisine baktığımız zamansa enflasyondaki azalmanın o trendin devam ettiğini gördük. Gıda enflasyonu %6,1 seviyesine geriledi Aralık ayında. Enflasyon gıda ve enerjiyi hariç tuttuğumuz zaman çekirdek enflasyon %3,4 seviyesine geriledi ki bu da mallar enflasyonunda, ürünler enflasyonunda %2,5'e gerilediğini görüyoruz. Hizmetler tarafında %4 seviyesinde biraz daha sabit bir durum oluştu. Enflasyonun bu yılın geri kalanında aşağı gelmesini bekliyoruz. Daha önceki yaşanan enerji şokları, tedarik zincirindeki şoklar ve pandemi sonrasında açılan ekonomiler ve tabii ki alınan pandemi sürecinde alınan mali politikaların etkilerini görmeye devam ediyoruz. Enflasyonun altında yatan bütün bu gelişmeler bir noktada aşağı geldi gibi duruyor ve istihdam tarafında bir noktada üretkenliğin azaldığını görüyoruz ve bu da fiyat baskılarını yükseltici gelişmelerden bir tanesi oluyor. Aynı zamanda enflasyon baskısı ücretler tarafında bir miktar devam ediyor. Kısa vadeli enflasyon beklentilerine bakınca ciddi anlamda bir geri çekilme oldu. Ancak uzun vadeli enflasyon beklentileri %2 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Şimdi risk değerlendirmesi yapalım. Risk görünümüne baktığımız zaman ekonomik görünümle alakalı aşağı yönlü bir durum var. Büyüme yavaşlayabilir. Eğer burada beklentilerin üzerinde para politikası etkisini gösterirse böyle olur. Daha düşük büyüme küresel ekonomide yaşanırsa veya ticari gelişmeler küresel çapta yavaşlarsa bu da bir şekilde büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu adaletsiz savaş konusu ve Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik riskler, bunlar da firmaların ve şirketlerin biraz daha önümüzdeki döneme ilişkin olarak güven duymayacağı bir ortamı oluşturabilir. Ancak büyüme yüksek olabilir. Hangi koşullarda olabilir dersek, beklentilerin üzerinde yapılan harcamalarla olabilir. Ya da küresel ekonomi beklentilerin üzerinde bir büyüme performansı gösterirse olabilir. Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler, yükselen, özellikle de Orta Doğu tarafında yükselen jeopolitik risklerle olabilir. Özellikle petrol fiyatları, enerji fiyatları yükseliş kaydettirebilir. Bir taraftan küresel ticaret olumsuz etkilenebilir. Aynı zamanda enflasyonu yukarı taşıyabilecek gelişmelerden bir tanesi de şu, ücretlerde beklentilerin üzerinde bir artış olursa ya da kar marjları daha dirençli şekilde yaşanırsa. Ama buna karşın enflasyon aşağı yönlü bir sürpriz yapabilir. Bu da beklentilerin üzerinde para politikasının etkilerini görürsek ya da dünyadaki ekonomik görünüm beklentilerin haricinde kötüleşirse bu olabilir. Kısa vadede enerji fiyatları son gelişmelerle beraber piyasa beklentileriyle alakalı olarak petrol ve gaz fiyatlarına bağlı olarak burada da farklı bir durum oluşturabiliriz. Parasal ve finansal koşullara bakalım. Piyasa faizleri son toplantımızdan bu yana biraz yana doğru hareket etti. Bizim sıkılaştırıcı para politikamız geniş kapsamlı ekonomik ve finansal koşulları etkilemeye devam ediyor. Şirketlerin borçlanması %5,2 seviyesine geriledi Kasım ayında. Mortgage faizleri de %4'e yükseldi. Yüksek borçlanma maliyetleri yatırım planlarını bir noktada baltalıyor. Hane halklarının daha az borçlanmasını sağlıyor ve bu da son anketimize göre de kredi talebini aşağı çekiyor. Bir noktada burada sıkı kalmaya devam edecek gibi duruyor ve bankalar bir şekilde müşterilerinin bazı risklerle karşılaşabileceğinden endişe ediyor. Kredi dinamiklerine baktığımız zaman bir miktar iyileşme olduğunu görüyoruz ama genel olarak zayıf kalmaya devam ediyor. Firmalara verilen borçlar bir önceki yıla kıyasladığımız zaman yavaşlıyor. Kasım ayında bir miktar daralma gerçekleşmişti ve burada
kısa vadeli kredilerde biraz daha toparlanma bekliyor. Hane halklarına verilen borçlanmada da %0,5 seviyesini gerçekleşti. Özetlemek gerekirse bugün yönetim kurulu 3 ana faizde sabit bırakma kararı aldı. Enflasyonun bizim %2'lik orta vadeli hedefimize zaman içerisinde dönme konusunda kararlıyız ve şu anki değerlendirmelerimize baktığımız zaman ana faiz oranlarımız yeteri kadar devam edecek sürece bu hedeflerimize ulaşmakta büyük rol oynayacak. Önümüzdeki kararlar bizim politika kararlarımızı, faiz oranlarımızın yeteri kadar devam ettiği sürece gerekli olduğu kadar sıkı kalacak. Verileri takip etmeye devam edeceğiz ve burada bu gelen verilere göre sıkılaşmayı takip edeceğiz ve her ne olursa olsun elimizdeki tüm araçları hedeflerimiz doğrultusunda kullanmaya hazırız. Çünkü orta vadeli enflasyonun hedefimiz %2 ve buna geri dönmek istiyoruz ve burada para politikası geçişlerini de takip edeceğiz. Şu anda sorularınızı alabiliriz. İlk soru Bloomberg'tan geliyor. Çok teşekkürler sorularımızı aldığınız için. Öncelikle faiz oranlarıyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Geçen hafta Davos'ta faiz indirimlerinin yaz aylarında gelebileceğini söylediniz. Ama bu aslında aynı benzer sözel yönlendirme meslektaşlarınızdan gelmişti. Acaba bir zamanlama var mı kafanızda? Ve bugün işte Almanya'dan biraz zayıf veriler geldi. Buna ne dersiniz? Bu konuşuluyor mu? Acaba Davos'ta söylediklerinizin arkasında duruyor musunuz? Yaz aylarında bir indirim gelebilir mi? Yani bu sizin Mart şu anda hiç ihtimal yok mu? Ve ikinci olarak da jeopolitik riskleri sormak istiyorum. Bir şekilde tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar enflasyonu yukarı taşıyabilir dediniz. Bugün de söylediniz bunu ve Holtzman sizin meslektaşınız bu konuyla alakalı olarak enflasyondaki bu risklerden dolayı bir iyileşmeyi çok fazla ciddiye almamamız gerektiğini söylemişti. Acaba bu konuyla ilgili nasıl bir endişe var ve riskler nasıl materialize olabilir? Yani eğer tekrardan burada örneğin gemi maliyetleri ya da tedarik zincirlerindeki bozulmalar harekete geçerse farklı bir politika güdecek misiniz? Evet, çok teşekkürler bu soru seriniz için. Öncelikle şöyle bir durum var. Biraz prematüre oldu faiz indirimlerini konuşmak. Ve buna ek olarak da ben daha önceden yaptığım konuşmanın arkasında duruyorum. Yani sizin televizyonunuzda bu söyleşiyi, bu mülakatı vermiştim Bloomberg'e ve bu konunun arkasında duruyorum. Yani ben en azından benim söylediklerime yapılan yorumları değil ama benim söylediklerimin arkasındayım ve burada masada alınan kararlardan bir tanesi şuydu. Verilere bağlı olmamız konusu devam etmesi gerekiyor. Bir takvim yok elimizde. Bir veriye bağlı ya da bir takvime bağlı hareket etmeyeceğiz. Ve daha önceden de para politikası metninde de bunu belirtmek istedim. Önümüzdeki aylarda tabii ki buna karşı açık olacağız. Ama şimdi özellikle tedarik zincirlerindeki sıkılaşmayı, bu dar boğazlardan bahsettiniz. Belki orada arz tarafında tedarik zincirlerindeki hareketlerle oralarda biraz tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Pandemideki gibi bir çoklu şekilde görmüyoruz bu krizi. Çünkü pandemide bambaşka bir nokta vardı. Genel olarak bütün lojistik zincirlerinde çok sıkıntılar vardı ama tabii ki bu krizi de çok yakından takip ediyoruz hepinizin olduğu gibi. Çünkü burada navlun yükselmiş durumda, teslimat tarihleri gecikiyor ve daha önceki duruma göre yani 2020-2021 dönemine göre de burada gemi talepleri daha fazla artmış durumda. Maliyetler artıyor. Bunların hepsinin etkilerini görüyoruz. Yani burada bu konuyu takip eden herkes şunu söyleyebilir. Bunun belki biraz daha orta bir etkisi olabilir. Yani belki %1,5
oranında bir büyüklüğe sahip belki burada gemi ticareti, toplam ticaretin, ama tabii ki bütün bunların hepsini çok yakından takip ediyoruz ve IMF'ye, OECD'ye ya da işte kime bakarsanız bakın, eğer o bölgedeki bu çatışmalar daha fazla devam ederse o zaman daha farklı bir risk konuşuyor olabiliriz ve işte burada maliyetler, enerji olsun, emtia fiyatları olsun, burada yukarı gidecek mi? Bunları takip edeceğiz. Teşekkür ederim. CNBC. Evet, çok teşekkürler. Sayın Lagarde, şunu sormak istiyorum çünkü her zaman buradaki ücret verilerinden bahsediyorsunuz. Çok fazla veri var aslında bu alanda. Siz direkt olarak neye bakıyorsunuz ve önümüzdeki yıl, yani bütün yıl bu ücret rakamlarına bakabiliriz, ücret verilerine, ama acaba bu, ben tekrardan bu yazla ilgili söylediğiniz şeye dönmek istiyorum. Acaba Haziran iyi bir durum, iyi bir yıl, iyi bir ay olabilir mi faiz indirimlerine gitmek için? Acaba size biraz daha temel oluşturur mu faiz indirimlerini hayata geçirebilmek için? Ne dersiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Ücretle ilgili sorunuz için teşekkür ederim. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bizim çok yakından takip ettiğimiz bir alan. Aynı zamanda burada istihdamla ilgili diğer gelişmelere de bakıyoruz. Kendi baz senaryomuzu bunlara göre değerlendiriyoruz ve şunu da hatırlatmak isterim ki ücretlerdeki artış bir noktada karlılıklarda belki aşağı yönlü bir hareket getirebilir. Buradaki birim fiyatlarında bir aşağı yönlü hareket olabilir. Genel olarak ücret verileri biraz daha geçmişe bakar derler ve işte belki bu biraz daha geçmişe bakıp değerlendirmemiz gereken bir veri. Belki de şu anda elimizde işte Ekim ayına dayanan bir veri var ve buna ek olarak ne var elimizde derseniz, farklı endeksler de var ki bunlardan bir tanesi İrland'dan geliyor. Kendi baş ekonomistimiz Philip Lane'in hayata geçirmiş olduğu bir endeks ki orada herhangi bir anlaşmanın nasıl olduğuna bakıyoruz ve aynı zamanda çok sürdürülebilir bir şekilde bunu takip ediyoruz. Bir başka veri de ki aslında ücretle çok alakalı değil ama İstihdam piyasasının sıkılığını ölçen bir başka endeks var ki o da bütün özellikle internetteki bütün iş ilanlarını takip ediyor ve burada da işte bir gerilimi yansıtabilen bir endeks ve şu an itibariyle bu sıkılığın nereye doğru gittiğini bize gösterebilen bir endeks ve bir taraf ya da diğeri için bir görüşmelerin devam ettiğini görmek mümkün oluyor. Bu endikatörlerin hepsini çok yüksek seviyelerde görüyoruz. Aynı zamanda gördüğümüz şey şu, bu ücret verilerini takip ederken istikrar olacak ki bu aslında basın bülteninde de yer alıyor. Aynı zamanda biraz boşlukların, yani iş boşluklarının, boş iş pozisyonlarının biraz aşağı geldiğini görüyoruz. Ve burada çok ulusların merkez bankalarıyla, ülkelerin merkez bankaları da bunu yapıyoruz. 20 üye ülkenin merkez bankaları başkanlarıyla, oranın kişileriyle bir şekilde bunları yürütmeye çalışıyoruz ve yani farklı farklı pek çok açıdan bakmaya çalışıyoruz ve bugün itibarıyla önümüzdeki dönemde tabii ki ücretlere dair tam bir kesin yargıda bulunmak çok zor ama tabii ki bunu yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bizim ücretleri takip eden verilerimize bakınca orada ücretli çalışanların %40'ı evet, yeni bir maaşla karşılaştı. Aralık ayı itibariyle yani %40 oranında onların daha yani geçen yılın
son ayının sonunda kendi anlaşmaları bitmişti ve yani burada iş gücünün %40'ının bir şekilde yeniden ücretleri vesaire bunların hepsinin daha belirlenmesi gerekiyor ve bizim de burada ücretleri takip eden endeksimiz de olacak ve bu da önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu veriler bizim elimizde geçecek ve bu da bilgi zengini olacak, ücretler konusunda nerede olduğumuzu bize iyi bir şekilde gösterecek. Daha önce de söylemiş olduğum gibi biz verilere bakıyoruz kararlar verirken ve kararlarımızı toplantıdan toplantıya alıyoruz. Bugün verdiğimiz kararlarsa şöyle, enflasyon öngörünümüzü üzerinden geçtik. Elimize ulaşan verilere baktık son birkaç haftada, yani Aralık toplantımızdan bu yana. Orta vadeli enflasyon beklentilerimiz bizim Aralık'ta öngördüğümüz şekilde gerçekleşti. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise şu, çok dikkatli bir şekilde enflasyonun altında yatan sebeplere ilişkin verilere bakıyoruz. Burada da aşağı yönlü bir hareket var. Genele yayılmış şekilde tüm indikatörlerde biraz aslında ev enflasyonu hariç. Enflasyon beklentilerine de bakıyoruz ki burada biraz daha hem piyasa beklentileri, anket beklentileri vardı ve işte kısa vadeli olarak baktığımız zaman ve orta vadede de %2'lik hedefimize yaklaşan nitelikte ve tabii ki enflasyon rakamlarına da bakıyoruz son elimize gelen verilere ve hepiniz şunu gördünüz aslında %0,5 gerilemiş oldu Kasım ayını kıyasladığımız zaman ama bunu baz etkileriyle gerçekleştiğini de söyleyebiliriz ki Almanya'daki hesaplamalar dahilinde ve bizim beklentilerimizin altında geldi. Ama tabii ki bir taraftan da bizim bir dezenflasyon sürecinin de yaşandığını tam olarak gösterdi. Yani bunu söylemem gerekir çünkü enflasyona bakıyoruz, enflasyonun altında yatan verilere bakıyoruz, para politikasının geçişkenliğine bakıyoruz ve burada aslında elimizde bir noktada özellikle bankaların kredi mekanizmalarının verilerinde de iyi bir tablo bizi karşılıyor. Teşekkürler sorumu cevapladığınız için. Şimdi verilere bakıyorsunuz ama bir taraftan da burada ilkbahar aylarının sonunda yarımlanmayacak bunlar. Acaba bunlar biraz geç değil mi? Ve acaba prematüre dediğiniz zaman bu konuyu biraz açabilir misiniz? Çünkü acaba biraz bir faiz indirimi konusunda sizi endişelendiriyor mu? Yani bu o yüzden mi öyle dediniz? Evet, bu konuyla alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Tek söyleyebileceğim şey şu. Bugün biz yönetim kuruluyla masada otururken şu anda faiz indirimlerini tartışmanın erken olduğunu düşündük. Bu kadar basit. Bir tane daha sorunuz vardı. Ücretlerin yayımlanmasının tarihiyle alakalı olarak önümüzdeki dönemde pek çok farklı veri elimize ulaşacak önümüzdeki aylarda. Projeksiyonlarımızı paylaşacağız Mart ayında ki bu da enflasyon görünümüne ilişkin olarak elimizde güzel veriler olacak. Bir şekilde patikada olup olmadığımızı görme şansımız olacak. Aynı zamanda iki tane enflasyon verimiz de olacak. Hem Ocak hem Şubat verisi Mart toplantısından önce. Ve evet haklısınız, belki ücretler verileri, ücretlere ilişkin veriler daha geç gelecek ama sadece yani biz ücretlere odaklanmış değiliz. Tabii ki ücretleri çok yakından takip ediyoruz. Çünkü hizmetlerin önemli bir bileşeni ve o noktada enflasyonu alt taraflarına bakınca ki aslında hala yapışkan olduğunu görüyoruz. Yani orada aynı şekilde kalan hizmetler tarafında enflasyonun %4 seviyesinde sabit kaldığını gördük Ekim ile Kasım arasında. Dolayısıyla hala orası yapışkan ve inatçı olmayı sürdürüyor.
Thank you very much. Two questions. Çok teşekkürler. İki sorum var. Öncelikle burada ücret artışlarına bakmak sormak istiyorum. Nelere baktığınızı sormak istiyorum. Acaba şunu düşünmek adil olabilir mi? Ücretlere odaklanıyor olmanız, ücret artışlarının hızının azalması mı anlamına geliyor bir faiz indirimi yapmadan önce? Yoksa burada istikrar mı olması gerekiyor? Yani bu veriler tam olarak sizin için ne ifade ediyor? İkinci olaraksa biraz daha uzun vadeli bir sorum olacak. Acaba nötr faiz oranlarını nerede görüyorsunuz ve sizce nötr faiz oranları yukarı geliyor mu? Yani son birkaç yıl içerisinde gördüğümüz orada bir şekilde bir değişim var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim ikinci sorunuz için. Evet, şimdi ücret artışlarıyla alakalı. Sanıyorum hepimizin gördüğü şey şu, yani bir şekilde daha önceki ücret rakamlarında da baksanız, işte burada üzerinde çalışılmış ücretler ve ödemeler dışı kalan buralarda biraz bir geri çekilme görüyoruz. Yani patika olarak doğru yönde olduğumuzu görüyoruz kendi perspektifimizden. Acaba bir stabilize olması ya da düşmesi gerekir mi diye sordunuz. Ama zaten hali hazırda geri çekiliyor. Açıkçası bizim umudumuz şu, ücretlerde bir artış var ve hala görebiliyoruz bunu. Ve işte %5.2 ya da işte %4.3 seviyelerini görüyoruz. Hangi ücret, hangi gelişmeye bakarsanız burada farklılıklar gösterebiliyor. Ama özellikle de kar birim tarafında, birim kar tarafında bir değişiklik var. Yani enflasyonu körükleyici bir rol oynamıyor ki bu da aslında ikincil bir etki yaratırdı ve şu anda bunu görmüyoruz. Dolayısıyla biz şu anda Aralık ayının bas verilerine baktığımız zaman kar birimi biraz daha aşağı gelecek gibi durur ve para politikamızda duruşun bu şekilde olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda çalışanlar için de bir şekilde ara kapanılacak gibi duruyor. Ve işte bu noktada 2024'ün başı itibariyle biraz daha iyileşme bekliyoruz. Ve işte enflasyon aşağı gelirken ücret artışları devam ediyorsa bir noktada tüketim canlanabilir. Şimdi ikinci sorunuza cevap vermeyeceğim Martin. Çünkü burada gerçek cevap şu, tam olarak emin değilim ve şu an size verebileceğim en dürüst cevap bu. Bir oyun oynayabilirim ve size şimdi belki biraz daha yüksek diyebilirim ama şu an itibariyle o noktaya gelene kadar, nötr faiz oranlarını görene kadar bunu söylemeyeceğiz. Ve politika yapıcılar olarak bence bizim herhangi bir şekilde bu konuda bir beklenti içerisinde olmamamız ama gerekli adımları, gerekli politika kararlarını almamız gerekiyor. Enflasyonu %2 seviyesine getirebilmek için teşekkürler. Silvia Bertoni of Class CNBC TV channel in Italy. Silvia, please. Good afternoon, President. Evet, merhabalar. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Piyasa beklentilerine baktığımız zaman hala bir şekilde iyimserlik var. Ve tabii ki Avrupa Merkez Bankası verilere bakacak. Ama Nisan'da bir faiz indirimi mümkün olur muydu? İkinci olaraksa büyümeye ilişkin aşağı yönlü riskler olduğunu söylediniz. Acaba dezenflasyon bir şekilde sizin aralık projeksiyonlarınızı takip ediyorsa büyümeyle ilgili de aynı beklentileriniz var mı? Evet, Ocak ayındayız ve 2024'ün ilk çeyreği Mart'ta sona erecek ve şu anda çok prematüre olduğunu düşünüyorum büyümeyle alakalı herhangi bir projeksiyon yapmanın ve bir sonraki toplantımız Mart'ta bu konuyla alakalı tahminleri paylaşıyor olacağız. Projeksiyonlarımızı paylaşacağız. Diğer sorunuza istinaden bence genel olarak bir politikamıza baktığımız zaman
bir şekilde dezenflasyon sürecinde daha fazla yol kat etmemiz gerekiyor. Ve bu olmadan önce enflasyonun hedefe ulaşacağından zaman içerisinde, bizim istediğimiz zaman içerisinde ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşacağından çok emin olamayız. Dolayısıyla dezenflasyon süreci evet var, bu işe yarıyor. Ama biraz daha bu konuda yol kat etmiş olmamız gerekiyor. Tam kendimize güvenmemiz gerekiyor. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefte olması konusunda. Size bu konuyla alakalı olarak biraz böyle ipuçları vermeye çalışıyorum. Ama bu aslında sözel yönlendirme değil. Size buradaki bizim takip ettiğimiz mekanizmayı anlatmaya çalışıyorum. Önümüzdeki dönemlerde de takip edeceğimiz veriler ışığında. First of all, I'll give the next question to Francesco Canepa of Reuters. Francesco, please. Good afternoon, everyone. Merhabalar herkese. İlk sorum şununla alakalı. Acaba neden sürdürülebilir bu, özellikle işte ücretler tarafında bazı değişikliğe gittiniz. İkinci olaraksa bir anketten bahsettiniz bu haftanın başında yayımlanan ve işte sizin burada başkanlığınızdan çok fazla memnun değiller gibi duruyordu. Ne dersiniz bununla alakalı olarak da? Evet, orada da ya da burada direkt olarak neler çıkarıldı metinden, neler eklendi vesaire, buna çok fazla dikkat etmemeniz gerekiyor. Çünkü biz bir şekilde prensipte para politikamız çerçevemizi, bunları kendi yaptığımız tartışmalar çerçevesinde yapıyoruz. Ama işte burada bir kelime, orada bir kelime, çok fazla aslında oralara ağırlık vermezdim. Sizin yaptığınız gibi böyle bir okuma yapmazdım. Yani biz şu anda biraz daha basit olmaya çalışıyoruz. Kendi beklentilerimizde daha az kelime kullanmaya çalışıyoruz. Normal olmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda belki işte paragrafların yeri değişebilir, bazı kelimeler değişebilir. Lütfen buna çok fazla dikkat harcamayın. Diğer taraftan örneğin işte bazı cümlelerin çok böyle regüler olarak, çok fazla düzenli olarak görüldüğünü görürseniz o zaman ona dikkat edebilirsiniz. Avrupa Merkez Bankası'nda pek çok farklı anket yapıyoruz ve çok teknik olarak da anketlerimiz var. Bizim burada güvenilir şekilde anketlerimiz var. Ve Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu anketlerde biz burada çalışanlarımıza Avrupa Merkez Bankası'na çalışmaktan memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Ve %60 civarında, onun biraz üzerinde cevaplanıyor. İşte Avrupa Merkez Bankası'na çalışmaktan mutlu musunuz diye sorduğumuz zaman %80 oranında evet, ECB'de çalışmaktan memnun oluyorum demişti. İkinci soru da şuydu sorduğumuz. Herhangi bir arkadaşınıza burada çalışmayı tavsiye eder misinizdi? Ve bunun cevabı da %75 civarında evet şeklindeydi. Bir başka çokça sorulan soru da şu. Siz bir şekilde kendinizi bu işe hakim hissediyor musunuz dediğimiz zaman %90'ın üzerinde evet cevabı aldı. İşte mutluluk, memnuniyet vesaire pek çok farklı soru vardı ve bu gibi teknik cevaplara çok dikkat ediyoruz ve bunları göz önünde bulunduruyoruz.